Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ufuk Uras. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, sizi uzun yıllar siyasette hep aktif olarak e, görmeye alıştık. Evet. E, fakat şu an e, bir parti üyesi değilsiniz sanırım. Evet. E, nasıl oldu, e, biraz anlatır mısınız? Bu kararı nasıl verdiniz? Şimdi hayatımız e, Deniz Baykal'ı eleştirmekle geçti. Nedir evet. bu Ömür boyu başkanlık olur mu diye. Ben de 10 yıl genel başkanlık yaptım. Yoğun e, faaliyet içerisindeydim biraz artık 21. yüzyılda gençlere bırakmakta fayda var diye biz de kitaplarımızı yazıp e, deneyimlerimizi aktarıyoruz gençlere. Yoksa genel anlamda siyasetin hep içindeyiz tabii ama partili hep... siyaset içinde değilim artık üniversiteye döndüm. Harika İstanbul Üniversitesi'ndesiniz. Üniversitesi ee, akademik çalışmalarınızdan bahsetmek ee, ister misiniz? Ya ben işte zaten emekli olmuştum. Sonra milletvekilleri, öğretim üyesi milletvekilleri üniversiteye dönebilir diye e, bir yasa çıktı. O çerçevede döndüm. İşte siyaset bilme, insan hakları dersi, uygarlık tarihi dersi gibi dersler veriyorum. 12 civarında kitabım var. Harika. İdeolojilerin Sonu mu kitabı? Marksist Araştırmaları Destek Ödülü almıştı. Kesinlikle. Halen de Kitap faaliyetlerini sürdürüyorum. Şahane. Çok güzel efendim. Evet. Peki siz Yeşil Sol Parti kurucusunuz. Evet. E, ve uzun yıllar Özgürlük ve Dayanışma Partisi ÖDP'nin e, genel başkanlığını evet. yaptınız. E, şimdi isim değiştirir Sol Parti o, oldu. Evet. E, bu değişikliğin e, sebebi nedir acaba? Şimdi bu partilere baktığınızda nedir bu bir sürü parti falan çok diyorsunuz var. ama aslında aynı gelerek. yani Biz özgürlükçü siyaset gelini. İlk ÖDP'yi kurduk. İlk kurucu genel başkanı oldum. 10 yıl genel başkanlık yaptım. Sonra orada bir daralma oldu. Ya yani biz sosyal demokratlar dahil herkesle buluşmak politikasını savunuyoruz. Tıpkı bu günlerde olduğu gibi. Bunun üzerine Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni kurduk. O arada ben meclise bağımsız milletvekili olarak girdim. EDP ile Yeşilleri birleştirip Yeşil Sol Parti oluştu. ÖDP de Artık e, sürecini tamamladı diyerek kendini lah edip sol partiye dönüştü. Yeni bir programatik e, e, alana ihtiyaç var diye. Aslında biz ÖDP'yi 1996'da kurduk ve 2006 programını da değiştirmişti. Ama kendi içinde çoğulculuğunu e, kaybedince e, ÖDP e, adı biraz o döneme tekabül ediyordu. Şimdi kurulan partilerin çoğu ÖDP'nin içinden çıkan. Ama çoğulculuk içermeyen partiler. Yani niye biz bunu başaramıyoruz? Niye bir arada yaşamayı savunurken siyaseten bir arada olamıyoruz meselesi Maalesef. hakikaten önemli bir problem. Yani Türkiye'de 10-15 tane sol parti var. Evet. Yani niye hepsi aynı zeminde olmuyor? 50 artı bir sistemi zaten bunu savunuyor. Mesela ben siyaseten bu Millet İttifakı'nın bu çoğulcu perspektifini... Olumlu karşılıyorum iktidar karşısında. Sol partilerin de buna eklemlenmesi ve ortak bir aday, ortak bir ses çıkarması içinde bulunduğumuz sistemin gereği. Evet, fazla bölünme var. Bir araya gelinse Yani nasıl diyelim? Kokteyl siyaset önemli evet. ya da evet. hibrit siyaset önemli. Evet. Yani safkan Az olalım biz olalım dönemi artık geride kaldı. Evet çok fazla var çünkü. O da iktidara yarıyor zaten. Tabii üstü, ki bölünüyor. Tabii evet. Maalesef. O, o, o tuzağa düşmemek lazım. Evet. Peki HDP'nin kapatılma davası Hı -hı. var. Sizin öngörünüz nedir? Ve parti kapatma konusundaki düşünceniz Hı -hı. nedir? Yani parti kapatmaya karşı çıkmak lazım. Tabii prensip olarak. Ee, seçmeni nereye kapatacaksınız? Yani kapattığınız zaten başka bir partiyle devam ediyor. Anladığım kadarıyla maalesef diyeyim HDP'nin kapatılması isteniyor. Hani diyeceksiniz ki istenmeyle olur mu bu işler? Ama işte yargı o kadar siyasallaştı maalesef. ki biraz ona tabi oldu. HDP'yi kapatsalar bile yerine bir başka partiyle HDP seçime girecektir. Yani ben bunların nafile çaba olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken e, demokratik bir cumhuriyet bekçisiz bir cumhuriyet. Herkesin kendi kimliği, inancı ve düşüncesiyle özgürce yaşadığı bir Türkiye özlemini hala e, taşıyoruz. Evet. Yıl 1993 yaşar Kemal'le demokrasi kurultayı yapmıştık. Oradaki taleplere bakıyorum. Bugünkü taleplerimiz yine aynı. aynı yani değil yazık mi? Değil mi bu kadar zaman kaybetmişiz. Maalesef. Yani bu biraz sinir bozucu. ve evet. gençler açısından da üzüntü verici. Biz üzüntü de verir. deneyimlerimizi aktarıyoruz ki Hani gençler sıfırdan başlamasın, bizim yaptığımız yanlışları en azından tekrarlamasın diye. Evet güzel, rol model oluyorsunuz, destek i̇şte veriyorsunuz bile, bile, yine değil mi? Yani. Ama yani evet. siz yine onlara herhalde destek oluyorsunuz değil mi Tabii hocam? Tabii ki, yani zaten Muak üniversitede olunca hayatınız evet. hep gençlerle geçiyor, onlardan evet. çok şey öğreniyoruz. Hani Karşılıklı de... olarak birbirinizi çok besliyorsunuz. Çok önemli bir etkileşim, o sizi besliyor. Bir de Gandhi'nin çok sevdiğim bir lafı vardır. takipçilerime yetişmek zorundayım diyor. Ne güzel. Yani biz de hep lidere yetişmeliyiz. Evet. O hayır, takipçilerim Kesinlikle. benden önde diyor. Ne kadar? Orada güzel. bir mütevazilik var tabii. O onu yakalamak lazım. Tabii, müthiş. Evet. Peki sizce fikir özgürlüğü nedir ve ülkemizde fikir özgürlüğü var mı? Olduğu yani gerektiğinde değilim. kral çıplak demeyi bilmektir esasında Tabii. değil mi? Gayri ihtiyari bu otosansürü içselleştiriyoruz. Yani şimdi burada bu programda değil mi dikkatle konuşuyoruz. Konuşuyoruz <laughs> yanlış bir şey söylemeyelim. <laughs> Televizyonun başına bir şey evet. gelmesin falan. Yani bir kere bu bile başlı başına bir otosansür. Evet. Ee, yani düşünce ve ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü dediğimiz şey fikrinizi kamusal alanda ifade edebilme özgürlüğü yoksa kendi kendinize mırıldanabilirsiniz. Çoğu insanımız öyle yapıyor zaten. Yani bir şey yapmak lazım diyenler hadi buyurun sizden başlayalım dediğinizde hemen geri çekiliyorlar. Herkes başkasından bir şey bekliyor. O anlamda kamusal alanda fikir özgürlüğüyle ilgili ciddi tahtitler var tabii bunu görüyoruz. Yani düşünceleri çok sert de olsa insanlar bunun bedelini çok ağır ödeyebiliyorlar. Ya bırakınız herkes düşüncelerini özgürce ifade etsinler. Bizde zaten problem çok fikir olması değil fikirsizlik. Maalesef. Tam tersine teşvik etmek lazım. Evet. Çılgınca fikirleri, saçma da olsa insanların aklına geleni söyleyebilmesi. Yani brainstorming denen şeyde yapılacak ki yani güzel bir fikre ulaşılsın. Ee, evet, yani hatta şeye de gerek yok. Hani fırtınaya da gibi. Meltem evet. bile yeterli. <laughs> Doğru. <yani. gülüyor> Hafif bir esinti de olsa. Esintiye bile muhtaç durumuna geldik. maalesef. Peki ülkemizde ve dünyada ideolojilere olan ilgi yine devam ediyor mu? Nasıl bir yaklaşım var? Ya Neden? Biz ideolojilerin sonu tezleri ön plana çıktığı Hı -hı. zaman buna karşı bir tutum aldık. Çünkü ya böyle bir şey yok. yani Sonuçta hayatta dair görüşleriniz var. Bunların doktrine dönüşmesi belki... E, anlamlı olmayabilir. Hı hı. Sonuçta doktrinlerden değil, hayattan beslenmek e, önemli. E, ama neoliberal ideoloji, ideolojiler bitti derken kendisi kendi ideolojik yaklaşımının hegemonyasını kurdu. Bu tuzağa düşmemek lazım. Bırakınız çok ideolojik bir, bir toplum olalım ama ideolojileri de bir e, nasıl diyelim e, deli gömleğine çevirmeyelim. Yani bizi kuşatmasına e, izin vermeyelim. Yani karıncalar hep kavimler halinde yaşar. Ee, i̇nsanlar o yüzden karınca olamaz. Bir, bir insan tekiyiz, kar tanesiyiz. Birey, değil mi? Hepimiz bireyiz. Bir bireyiz, bireyiz, yani. bireyiz. Latincesi individual. Yani bölünmez bir bütünüz. Biz de hep devletin, milletin bölünmez bütünlüğü falan. Bir bireyin bölünmez bütünlüğü var. Bireyin bölünmez bütünlüğü olmadığı zaman zaten toplumun da bütünlüğü olmuyor. Yani asıl olan birey. Yani birey, e, devlet bireye uymalı. Birey devlete tabi olduğu zaman bir işte şey oluyor. Yani, evet, yani o devlet millete hizmet etsin, etmeli, tabii. tabii. Aslında o yani toplumdaki çok farklılıklar devlete yansımalı. Çünkü egemenlik demek bir devletin özelliği, egemenlik hakkı kendisiyle ilgili karar vermek, kendinizle ilgili karar vermede çoğulculuk önemli. Yani sağ ayağınız ve sol ayağınızda olacak ki sağlıklı yere sağlam basarak e, yürüyebilesiniz. Yani tek ayaklı demokrasi olmuyor. İşte Türkiye'deki problem biraz da o. Hani toplumun çıkarı, kamu çıkarı dediğiniz şey bir konu değil ki. Kimisi nükleer enerji iyidir der, kimisi karşıdır. Hangisi kamu yararı? E buna işte çoğulculuk içinde karar vereceğiz. Japonya'dan bir barış gemisi gelmişti. Kawasaki diye bir adam. Bütün İkinci Dünya Savaşı nükleer saldırılarını yaşamış. Japonya'nın yüzde sekseni nükleer enerjiye karşı demişti. Şaşırmıştım Enteresan. ve arkasından işte Fukuyama geldi falan. Evet maalesef. E şimdi hangisi? Şimdi beyaz ee, nükleer var ama yani var, o çevreye zararı var. olmayan ve de fosil enerjilere rakip olacak e, Batıyı da ya, Orta Doğu'ya bağımlılıktan tabii. biraz kurtaracak. Tabii. Umudumuz değil zaten bir tabii. Umudumuz zaten bu tür alternatif enerji evet. kaynakları yoksa kendi koyumuzu kazıyoruz zayıf. Maalesef birlikte. çünkü enerjilerimiz tükeniyor ve enerji tabii. savaşları var dünyada. Ee, tabii esas savaş zaten Maalesef. bu. Bunun arkasında yani ne kadar güzel güzeldiyle evet. dökseler de e, esas. Bu kadar basit bir pazar paylaşımı aslında. Maalesef. E, silah teknolojisi de buna dayanıyor. Her Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Çünkü yani çok kâr oranları çok yüksek. Tabii yüksektir. ki. Yani bu savunma sanayine yönelik e, silah üretimi e, o kadar tabii, masraflı tabii, büyük tabii, bütçeler tabii, gerektiriyor tabii. ve bunlar tabii. nerede kullanılacak? ve belli ne <laughs> kullanıldı. Yani <laughs> kullanılması isra, lazım. Tabii. Yani daha doğrusu borsada bunların değeri arttıkça insanlığın değeri düşüyor. Maalesef. Böyle bir ters orantı var. Maalesef. Peki savaşlardan bahsetmişken şimdi gündemde olan Rusya-Ukrayna savaşı konusuna siz hangi perspektiften bakıyorsunuz? Bunun sebebi neden kaynaklanıyor sizce? Tek bir perspektiften bakıyorum. O da insanlığın perspektifi. Tabii. Bu perspektif başlığınıza takıldım. Evet. Çok güzel. Çünkü iki boyutlu resimden evet. üç boyutlu resme nasıl geçirmesi bir devrimse, evet. yani bir üç boyutlu bakabilmek, tarihsel süreç açısından bakabilmek önemli. Öyle olduğunda bir savaşta saldıran taraf suçludur. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin, üstelik bir hafta önce, hatta birkaç gün önce evet. böyle bir amacımız kesinlikle yoktur demesine rağmen Putin'in evet. bu işgalin olmasının, bu kadar insanın gözümüzün önünde öldürülmesinin, e, sivil halka, Ateş edilip yok edilmesinin hiçbir mazereti yok. Bu anlamda Putin bir savaş suçlusudur. çok açık. Doğrudan sivil hedefleri vurduğu için. Ama buna karşın ne yapıp bu 2023'te bizim bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın Ukrayna üzerindeki hak iddialarının herhangi bir karşılığı yok. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sınır ihlali kim yapıyorsa o hataldır. Sınırlar değiştirilemez. Ancak o sınır içerisindeki diyelim Rus azınlığın kültürel, siyasal hakları teminat altına alınabilir. Çünkü oradan bir başladığınız zaman dünyanın her yerinde sınırları değiştirebilmeniz mümkün değil. Belki bu çerçevede Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk faaliyeti bence çok kıymetli. Kesinlikle. Çok önemli. Hı hı. Yani burada NATO'nun da yaptığı gibi, ABD'nin de yaptığı gibi bir tür Ukrayna'ya gaz verip savaş kışkırtıcılığı evet, da doğru değil. Kesinlikle. Yani iki taraflı bir boyutu var. Evet. Ama o da yanlış, bu da yanlış diyeceğimiz bir durum yok. Çünkü kim saldırıyorsa o saldırıyı başlatan. durdurmakla başlatan durdurmakla mükellef. Evet. Ama bu Ruslara karşı yaptırımlar var. Yani evet. ekonomik yaptırımlar bir yere kadar belki tabii. kabul edilebilir ama kültürel açıdan yapılan yaptırımlara ne diyorsunuz? O artık faşizme giriyor tabii. O çok ki. yanlış. Hatta şöyle espriler var. Evet. Bu Rusya tarafı diyor ya savaş değil bu bir operasyondur. O yüzden yani Savaş ve Barış kitabının yasaklanıp evet. Operasyon ve Barış derneği <laughs> şeklinde espriler bile var ama <laughs> doğru. Ya yoksa, bir de yani bir toplumdan dolayı e, o toplumun insanını suçlamak, yazarını Salatçı suçlamak. Yani. İşte faşizm bu. Yani faşizm. siz mesela e, İsrail'in e, Filistin'le ilişkin politikalarını Hı. eleştirmek yerine çıkıp oradan bütün İsrail'leri eleştiriyorsunuz. Ya da ABD'nin emperyalist politikalarını eleştirmek başka bir şey. Buraya gelen Amerikalı turisti düşman bellemek o bir yabancı düşmanlığına dönüşüyor. O tür ayrımları yapmazsak her toplum birbirini suçlamakla ömrünü tüketir. Bu doğru bir yani siyasi boyutla toplumsal boyutu ayırt etmek lazım. Kesinlikle. 11 Eylül saldırılarını yapanlar demişlerdi ki bütün Amerikalılar suçlu. Niye? Hükümetleri destekliyor. Böyle bir e, total yaklaşımla işte totaliterizme bize e, evet. götürüyor maalesef çok yanlış bir tutum gerçekten. Biraz iç e, siyasetten bahsedersek. E, şimdi yakın zamanlarda meclis bütçe görüşmeleri oldu. E, takip edebildiniz mi? Ne düşünüyorsunuz Tabii. bu konuda? Bütçe görüşmeleri meclisin esası. Yani sonuç itibariyle gelir ve giderlerin nereye gideceği, bunun dağıtımı ve önceliklere bütçe faaliyeti. Ama bütçe işlerinin bir e, ya da görüşmelerin Eskisi gibi tadı tuzu kalmadı. Yani başkanlık sistemine geçişle beraber parlamentonun da işlevi azaldı. E doğrudan karşınızdaki muhataplar e, siyasi muhataplarınız değil. Yani cumhurbaşkanı yardımcıları ve evet. bü, bürokratları. Ee, bir de ya yani bir bütçe çıkıyor sonuçta ek bütçe çıkıyor yani net bir e, şey yok esasında. İşte diyelim e, memur maaşlarının yüzde yirmi beş oldu hadi otuz oldu otuz oldu yani bu hani salı pazarı şeyine pazarlana dönünce e, bütçe de deliniyor ve kendi içinde bir anlam ifade edemiyor maalesef zaten bütçe disiplini dediğiniz şey o yüzden önemli yani biz hep IMF politikalarını eleştirdik bunca e, zaman e, eleştirmemizde haklılık ama o politikaların bir de ilginç bir yanı vardı. Size bütçe disiplini. Evet. Eee ona değil Tabii. mi? Tabii. E, o yüzden mesela ilk IMF Dünya Bankası e, Dünya Bankası Türkiye'ye geldiğinde 60'lı yıllarda kendi verdiği kredilerin kullanım denetlemek için geldi. Yani siz bu işi çarçur edersiniz. Evet. Biz bu işi disipline evet, alalım diyelim. diye. Doğru. Bu boyutunu da görmek lazım kesinlikle o bir disiplin isteyen tabii, bir tabii. iş yani ee, o işte, günlük politikalara göre değişmemeli. Ee işte bizim bizim Maalesef. disiplinsizliğimiz ve keyfiliğimizin özgürlük zannedilmesi zaten en evet. büyük problemimiz. Onu trafikte de görüyorsunuz. Maalesef. Günlük hayatta bununla dolu. Ee, sistemsel bir sorun ee, var. Tabii burada. yani bir şeyin kurala bağlanması evet. mesela biz yıllardan beri hep bu Avrupa Birliği sürecine olumlu baktık. Çünkü bir kural koyuyor. Evet. Yani sen denizini bombalıyorsun, yani dinamitliyorsun, trolcülük yapıyorsun. Hayır diyor. Balık ağını santimi şu olacak. Ya da bu olacak. Beğenmezsen onu değiştiriyorsun. Ama bir kuralı var, var ya. Yani. Standartlarınızı var. yükseltiyor. Kesinlikle. Bu Batı ile kurduğunuz ilişki eğer sağlıklı bir ilişki ise. Evet. Yani toplumu ve ülkeyi ileri götüren evet, standartlar tabii ki. bunlar. Evet. Yani. Evet. Ve kendi toplumumuzun kal yaşam kalitesini de arttıran bir. Şey. Yükseltmeye. Niye yani? biz Avrupa'da evet. çocuk evliliklerinde birinci sıradayız? Evet, 18 yaş öncesi evlilik oranı %24'ü buluyor falan. İşte bu keyfilik yani, kuralsızlık. Maalesef. Herkesin kafasına göre takılması. Maalesef. Biz bunu bir özgürlük zannediyoruz. Kırmızı ışıkta geçmeyi, trafik kurallarına uymamayı. Bu bizim yaşam kalitemizi ve ömrümüzün sınırını da daraltan bir şey maalesef. Evet ve çok da eleştiriliyoruz. Yani yurt dışından gelenler tabi, şaşırıyorlar e, bu evet. uygulamalara. Tabii abi yani <laughs> bugün size gelirken oturduğum kafede yine ona tanık oldum. Yanındaki evet. adamın. Bağıra bağıra cep telefonuyla konuşmasını dinlemek zorunda e kalıyor. Yani bir politik yani niye ben o insanın özel hayatını evet. dinlemek zorunda çok olayım? Edici. Böyle bir duyarsızlık yani her konuda bunun örneklerini sıralayabiliriz. Maalesef. E, toplumlarla e, siyasi yapılar arasında bir, bir yani tencere kapak meselesi. Maalesef. Bu, bu tür insanlar da kendilerine uygun siyasetçileri tercih ediyorlar. Maalesef. Bara bara. Şey Seri şey düşüyor yani, yani çok yazık. Hemingway diyor ki bir yazı yazarken burada fikirlerim zayıf. Burada bağırarak konuşuyor. <laughs> <laughs> bağırarak konuşmak bazen etkili oluyor. Televizyonlarda da görüyorsunuz ya en çok Maalesef. bağıranlar en fazla fikri sefalete evet. sahip olanlar Maalesef. yani. Belki reytingi de onlar alıyor ama ee, hiç hoş değil. Zaten onlar anlaşmalı memurlar öyle Maalesef. diyeyim. Yani çoğunu biliyorum evet. ben şey Maalesef. geliyor, hocam burada şey arttır diye o Maalesef. da arttırıyor falan. Yani çok. isim isim biliyorum o insanı. İşi hiç bu ya. Hiç hoş yani. değil, hiç hoş değil. Yani ee, evet. e, toplum da tabi bunları göre göre normalleştiriyor. Aa bu tabii. olabilir diyor. Evet, ben evet. de yaparım diyor. Evet, çok sesi çıkanın haklı olması diye bir durum yok. Maalesef. Öyle olsaydı. En çok bağran. Oto e, garlardaki çördkandarlar haklı meslek grubu olabilir. Kesinlikle. <laughs> Peki hocam EYT kararı konusunda ne düşünüyorsunuz? Batıda e, olmayan bir uygulama. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ekonomiye etkileri ne olabilir? Şimdi bu Türkiye'yi kilitledi tabii. Ya yani iktidarı ile muhalefetin evet. anlaştığı nadir konulardan bir evet. tanesi ama bu işte seçim ekonomisinin ve izlenen e, siya, siyasi popülizmin bir sonucu. Tabii insanlar bu taleplerle mitikler falan yapılınca evet. doğal olarak bunun karşılanması gerekti. Ee, ama bunun tabii çok büyük faturası olacak. Bir dizi ülke bu evet. yani bunları karşılayamama evet. e, konusunda e, e, sıkıntı çekti. Bir de kültür olarak yani küçük çocuklara soruyorsun. Büyüce ne olmak istiyorsun diye emekli diyor yani. Çok yani enteresan. Yani küçükken emekli tabii. olmuyor, önüne ne koymuş Maaşım olur. gelsin, emekli olayım. Gelsin. Yani kadar. böyle bir hazır ay evet. ki o maaş da o Hayatın idame edilecek bir maaş değil. Tabii. Ben İsviçre'de görmüştüm, çok şaşırmıştım. Emekli yaşının düşürülmesine ilişkin referandumu İsviçerler hayır demişti. Evet. Yani ayağım değerken ben çalışmak Çalışırım istiyorum. Diyor. Şimdi orada bu normal. Niye? Çünkü orada zaten aldığı maaş yaşamı karşılamıyor. Buradaki Hı. turistlere sorun. Yani ben böyle dikkat edin emeklidir falan ya emekli maaşıyla evet. gelip tatil yapabiliyor. Gayet rahat bir şekilde. O yüzden belki oralarla karşılaştırmamak lazım ama hani ama zihniyet orada da farkında. ileri Tabii. yaşlarda. Tabii. Yani mümkün olduğunca insanlar erken emekli olmak istemiyorlar. Evet. Çalışmak istiyorlar çünkü aldıkları maaş da onu destekleyen o talebi destekleyen bir şey. Evet ki bizim e, nüfusumuz da genç yani Batı'da nüfus da evet, daha yaşlı. İşte bunun faturası tabii seçimden sonra hepimize bir kere daha çıkacak. Bakın. Bir de yani şunu plastik bardak olarak düşünün altında beş tane delik var. Habire su koyuyorsunuz. Maalesef. Bu çok yanıltıcı Hiç bir şey. Yok. Ya ne güzel maaşım artmış evet. diyeceğiniz bir durum yok ki. Yani fiyatlarla şey arasında ücretler arasındaki makas. TÜİK ne derse desin açılıyor onu biliyoruz. Kesinlikle. TÜİK'i zaten evet. o da ayrı bir tar tartışma evet, evet. konusu. Rakamlar son derece hegemonyası, veriler hegemonyası evet. diyor Harari. Veriyi evet. kim belirliyorsa e, siyasete de o hakim oluyor. Kesinlikle. Peki e, Z kuşağı ile siz iç içesiniz. Doğru. Üniversitede hep gençlerle berabersiniz. Z kuşağının durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben prensip olarak kuşakları çok karşılaştırmayı evet. sevmiyorum. Niye? Yani. Şimdi biz 78 kuşayız. Bizim modelimiz 68 kuşaydı. 68 kuşağın özelliği geleceğe inanan bir kuşaktı. Ama o gelecek gelince eski günlerin nostaljisi yapmaya başladılar. Çünkü o kuşak televizyonsuz bir kuşaktı. Önce okuma yazmayı öğrenip sonra televizyonu gördüler. Sonra gelen kuşak önce televizyonu görüp sonra okuma yazma öğrendi. Kuşakları karşılaştırmamak lazım. Konjöktürler farklı. Her kuşak kendi iç sesini bulmalı. Yani kendi gerçeğini kendisi üretmeli. Z kuşağı dediğiniz işte 20 yaş sonrası kuşağı da e, tek tek tipleştirmemiz mümkün değil. O da çok çeşitli. Yani Z kuşağı böyle ya da şöyle diye. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. O kuşağın içindeki çeşitliliği biliyorum. Hani demin söylediğiniz gibi herkes bir kar tanesi yani. Evet. Onlar böyledir diye bir toptancıyı bakış açısı evet. değil. farklı. Ama bir asgari özelliği varsa da işte bu dijital devrimle dünyayı bilebiliyorlar, karşılaştırabiliyorlar ve kendilerini anlatanla tatmin olmuyorlar. Ama yani ben kendi öğrencilerime bakıyorum geçmişten beri parlak öğrenciler vardı. Olmayanlar da vardı. Parlak olan ne yapıyor? diyor, Çıkıyor, gidiyor. Bağımsız film festivalini örgütlüyor. İşte paneller yapıyor. Di diğeri sürünün bir parçası oluyor. Yani her kuşakta böyle bir klasifikasyon oluyor yani. Yani kimisi bir müzik aleti çalıyor, öbürü dil öğrenmek istiyor. Tamamıyla bireye dayalı bir şey ee, ama e, genç kuşağın e, gördüğüm ortak özelliklerinden bir tanesi yani meraklı kuşak. Ama o merakı dizginlememek lazım. Yani çocuklara soruyorsunuz nasılsın diye şıkları söyle der haline geldi. Yani <laughs> Hep çoktan seçmedi. Size be, evet. beş şık verecekler. Maalesef. Ama size sunulanın dışındaki şık belki doğruysa. Evet. Ya, yani özlediğimiz kuşak öyle bir kuşak kesinlikle. Peki hocam son olarak gençlere tavsiyeniz? Ee, <laughs> ve e, esasında şunu da e, merak ediyorum. E, Gençlere okumalarını tavsiye ediyoruz ama böyle belli bir e, sizin özel e, öneriniz olabilir mi? Yani daha çok şu konulara yönelebilirler. Tavsiyeleriniz kendilerini nasıl geliştirsinler hayatlarına, nasıl yön versinler? Ya işte, yani demin de dediğim gibi tavsiyeden e, ziyade yani biz ne yapılmaması gerektiğini gördük anlattık. Onlar ne yapılması gerektiğini el yordamı bulacaklar çünkü hazır yapım bir model yok hakikaten. Evet. Hani olsa ve bilsem ben de yaparım. Ama hani denir ya bilenler yapar, bilmeyenler anlatır diye. Ben de Velhasıl ve Yeni bir Siyasetname için notlar kitaplarımda diğer 12 kitabımla beraber işte bu deneyimlerimi paylaştım ama klasiklerden başlayarak hani Platon'un Devletinden başlayarak bugüne kadar temel metinleri ve edebi metinleri ee, okusunlar bence. Yani edebiyat çok çok önemli. Ee, sinema sanata evet. çok önemli. Müzik Mesela. çok önemli. Onlar kendi yol yollarını bulurlar. Hani Hrant Dink derdi ya su kendi çatlağını bulur diye. Evet. O arayış içerisinde her biri kendi yolunu bulur. Ben kendi olma bile nasıl olması gerektiğini söylemiyorum. Yani bir kalıba koymak yerine kalıp kırıcı olmayı yani illa bir şey öğütleyeceksek Hani her türlü kalıbı kırmayı, eleştirel düşünceyi esas almayı, sorgulama Öneririm diyeyim, Hı -hı. sorgulamayı öneririm. var olanı yetinmemeyi Hı -hı. Kendilerini daha iyi hissederler. Hı -hı. Ufuklarını da açsınlar, değil mi hocam? Evet, yani çok yani ufuklu dünyayı... bir dünyadayız hakikaten. Yani tekçi yaklaşımlar açmak lazım. Ben hep başka görüşlerden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Yani ben her şeyi biliyorum. Yeter ki siz sorun kibrini açmak lazım. Çünkü bilmediklerimiz bildiklerimizden daha fazla bunu bilirsek Evet e, daha iyi olur bence kesinlikle öğrenmeye her zaman açık olacağız Evet, evet. bunun için çok fırsat var önümüze ya yani evet. şu programın kendisi de dair olmak üzere her gün Yeni bir şey öğreniyoruz ya. Yani. Kesinlikle. Onları takip etsinler. Ee, değil e, mi? Evet, zaten öyle yapıyorlar da evet, tahmin ama ediyorum. Ama biraz da evet. yani faydalı konulara yönelsinler hocam. Çok ya, TikTok e, bakıyorlar e, e, böyle. Şimdi evet bu YouTuber olmak vesaire genç kuşakların çok çabuk sonuç alma özlemi Halbuki Sabır, sebatla bu evet, işler oluyor. Emek vererek değil Yani, yani. Picasso'ya soruyorlar bu resmi nasıl yaptın diye. Bir dakika artı 40 yıl diyor yani. Tabii kesinlikle. Öyle Picasso oluyorsunuz. Nedir ki bir dakikada bir şey yapıyor değil. Bir, bir şey var, bir birikim var yani. Siyaset de öyle. Hakikaten evet. o sizi daha hoşgörülü yapabiliyor. Başka görüşlerin de meşruiyeti olduğunu inanıyorsunuz. Öbür türlü megaloman insanlar çıkıyor. Onların da önemli bölümü işte böyle ya katil oluyor ya tetikçi Maalesef. oluyor. Bol miktarda örnek var. Pozitif enerjiyle, yaratıcılığın önünü açarak dünyamızı zenginleştirmek daha iyi bir yol sanki. Kesinlikle. Sevgili izleyiciler bugünkü konuğumuz akademisyen İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ufuk Urastı. Değerli hocam katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz efendim. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.